Kanalımızdan herkese merhaba. BİM'den Savaş marka el dikiş aleti aldık, el dikiş makinesi. Kutusundan çıkardım ben, zorluk olmasın diye. Şöyle bir kutu yapmışlar, ufak kibar bir kutu. Kenarlarında iki tane kurma yapmışlar şöyle. Herhangi bir vurma, çarpma anında zedelenmesin diye kutudayken. Kutuyu açtığım zaman içinden şöyle bir yedek aparatlar çıkıyor. Şekil göstermek istiyorum. İğneler çıkıyor. İki tane iplik çıkıyor. Vurmanı ile beraber. Ve şöyle bir şey çıkıyor. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şöyle bir kenarına takmanız için herhalde bir şey çıkıyor. Daha sonra şöyle bir kullanım kılavuzu var. Burada makineyi nasıl kullanacağınız, neler yapacağınız, ipliği nasıl takacağınızla ilgili her şey yazıyor. Artı en arkasında da garanti belgesi var. Kullanım şartları var. Şöyle Swatch marka. Makineme baktığım zaman ufak bir makine. Şöyle elle tutulacak bir alan yapmışlar şuraya. Pratik, güzel bir tutma alanı var. Şöyle hafiften daha uzun olsa adamın eline tam geliyordu. Biraz kısa bırakmışlar burayı. Hafiften daha uzun olmasını isterim aslında. Plastik yap. Tamamıyla plastik. Şöyle baktığım zaman görünüş olarak çok kibar bir görüntüsü var. Güzel bir görüntü. Sert plastikten yapmışlar. Arkasına baktığımda Çin menşeli olduğunu yazıyor. İçinden pil çıkmıyor. İçine ben 4 tane pil koydum şu an. Burada pil yeri var 4 tane. 4 tane büyük pille çalışıyor. 2 tane süngeri var. Şöyle yere koyduğum zaman titremesin, kaymasın diye 2 tane de sünger yapmışlar şu şekilde. Şimdi makinemi çalıştıracağım. Şuradan yine ip takma şeyi şuradan çekiyorsunuz. Şuradan şu şekil. Şunu biraz gevşetiyorsunuz. Şöyle biraz gevşetip şuradan çekip ipinizi takacaksınız şuraya iğneye. Şurada iğnesi var. Şurada böyle bir kumaşı tutması için indirip kaldırılan bir aparatı var. Şunu kaldırdığınız zaman kumaşı istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. İndirdiğiniz zaman da kumaşı tutuyor tekrar. Şurada ip dedim. Şu inip kalkmaya yarayan, iğneyi inip kaldıran bir aparat var. Burada onu da göstermek istiyorum. Şu da iğnenin yükseklik ve derinliğini şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekil, şu şekil. Şu tuşta çalıştırmaya yarıyor cihazımı. Şöyle bir çalıştırayım. Çalışması nasıl bir bakacağım şöyle bir. Şunu da indirdim. Evet. Şöyle bastığım zaman tekrar bastığınız zaman duruyor. Şunu tekrar şöyle almak istiyorum. Boşluk çalışıp iğneyi kırmasın. Şekil. Yani çok pratik bir çalışma şekli var. Düğmeye bir kere dokunduğunuzda çalışmaya başlıyor. İkinci şu düğmeye dokunduğunuzda tekrar duruyor. Çok rahat bir şekilde evde pantolon paçanızı, ufak sökük dikiklerinizi bu aletle giderebilirsiniz. Tabii ilk defa aldım, kullanacağım. Ne kadar uzun süre kullanabilirim bilmiyorum ama ilk görüntü olarak tecrübe ettiğim kadarıyla güzel bir makineye benziyor. Bir de arkada şöyle bir adaptör yeri var. AC 1000 mAh'lik şurada. Ama içinden adaptör çıkmıyor. Bu bir eksiklik aslında bana göre. Adaptör yeri koyuyorsun, adaptörü koymuyorsun. Bunu da ayrıca başka yerden temin etmeniz gerekiyor. Bana kalırsa bir de adaptör koyması çok uygun olurdu. Benim fikrim. Swatch marka dedim. BİM'den aldık bunu. Fiyatı 130 TL. 130 lira. Güzele benziyor. Bakalım kullandıkça tecrübe edeceğiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu ürünle ilgili herhangi bir sormak istediğiniz zaman, bir sorunuz olduğu zaman yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.